36. sayfa. Etkinlik. Verilenlerden yararlanarak 20'yi kalansız bölen doğal sayıları belirtiniz denmiş. Evet. 20'yi kalansız bölen sayılar 1, 2, 4, 5, 10 ve 20'dir. 38. sayfa. Etkinlik. Oluşturduğunuz örüntüye göre 20 sayısının her bir doğal sayı katı bir önceki doğal sayı katına göre kaç artmaktadır? Birincisi 20, ikincisi 40, üçüncüsü 60 olduğuna göre her bir doğal sayı katı bir öncekine göre 20 artmaktadır. 46. sayfa alıştırmalar 1. 110 sayısının çarpanlarını ve 1000'den küçük katlarını bulunuz denmiş. Şimdi 110'un çarpanları 1 ile 110, 2 ile 55, sonra 5 ile 22 ve 10 ile 11'dir. Evet, 110'un çarpanları bunlar. Yani 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55 ve 110'dur. 1000'den küçük katlarını bulunuz denmiş. Şimdi 110'un katlarına bakalım. 110'un 1 katı 110, 2 katı 220, 3 katı 330, 4 katı 440, 5 katı 550, 6 katı 660, 7 katı 770, 8 katı 880, 9 katı ise 990'dır. Tüm çarpanları 1, 2, 5, 10, 25 ve 50 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Gökkuşağı yöntemini hatırlayalım. 1 kere 50, 50. 2 kere 25, 50. 5 kere 10, 50. Evet. Tüm çarpanları 1, 2, 5, 10, 25 ve 50 olan sayımız 50'dir arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır. 3. 250 doğal sayısı aşağıdakilerden hangisinin doğal sayı katı değildir? Şimdi 250, 25'in 10 katıdır. Bakın 25 ile 10'u çarparsak 250 buluruz. 250 sayısı 50'nin 5 katıdır. 5 ile 50'yi çarparsak 250 buluruz. 250 sayısı 125'in 2 katıdır. 2 kere 125, 250 olur. Fakat 250, 75'in katı değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. 4. Aşağıdaki tabloda verilen doğal sayıların 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 ile bölümünden kalanları tabloya yazınız. Evet. 158'in 2 ile bölümünden kalan 0'dır. Çünkü 158 çift sayıdır. Çift sayılar 2'ye bölündüğünde 0 kalanını verir. 178 sayısının 3'e bölümünden kalan. Şimdi bunu işlem yaparak bulabiliriz. Fakat bunun pratik bir yolu var. O da şöyle. 178'in rakamlarını toplayalım. 1, 7 ve 8. Topladığımızda 16 olur. Şimdi 16'yı 3'e bölelim. Bakalım kaç kalacak? 5 kere 3, 15. 1 kaldı. Dolayısıyla 178'in 3'e bölümünden kalan 1'dir. 2429'un 4'e bölümünden kalanı bulacağız. Şimdi 4'e bölünebilme kuralı son iki basamağı 4 ve 4'ün katı olacaktı. Burada 29 var. 28 4'ün katıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 29'u bakın 4'e böldüğümüzde 4 kere 7 28 1 kalanını veriyor. Cevabımız 1 olacak. Evet, 5756 sayısının 5'e bölümünden kalan. Şimdi birler basamağında 6 var. 6'dan 5'i çıkarırsak kalanı 1 olarak buluruz. 9807'nin 9'a bölümünden kalan. Burada da aynı 3 ile yapmış olduğumuzu 9 ile de yapacağız. Rakamlarını toplayacağız. 9, 8, 0 ve 7'yi topladığımızda 24 buluruz. 24'ü direkt 9'a bölelim. 2 kere 9, 18. Geriye 6 kalır. Evet, cevabımız 6 olacak. Evet, 10.003 sayısının 10'a bölümünden kalan direkt birler basamağındaki 3'tür. Bunun cevabı da 3. 5. 96 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine kalansız bölünemez? 96 çift olduğu için 2'ye bölünür. Evet, 96 4'e de bölünür arkadaşlar. 24 çıkar. 96 6'ya da bölünür. Çünkü 6 kere 16 96 yapar. Ya da 6'ya bölünebilme kuralı 2 ve 3'e bölünen sayılar 6'ya bölünüyordu.
Şimdi 96 2'ye de bölünüyor, 3'e de bölünüyor. O zaman 6'ya da bölünür. Fakat 9'a bölünemez. 9'a bölünebilme kuralı şöyleydi. Rakamları toplam 9 ve 9'un katı olacaktı. Şimdi 96, 9 ile 6'yı toplayınca 15 yapıyor. Bakın 9'un katı değil. Dolayısıyla 9'a bölünemez. 6, 2718 sayısının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile bölümünden kalanları bulunuz denmiş. Şimdi çift sayı olduğu için arkadaşlar 2 ile bölümünden kalan 0'dır. Tam bölünür 2'ye. Şimdi 3'e bakalım. Rakamlarını toplayalım. 2, 7 daha 9, 1 daha 10, 8 daha 18. 18 3'e tam bölünür. Bakın 3 kere 6 18. Dolayısıyla bu sayının 3'e bölümünden kalan da 0'dır. Şimdi son iki basamağına bakalım. 18. 18'i 4'e bölelim. 4 kere 4 16. 2 kalanını verdi. Demek ki 4'e bölündüğünde 2 kalanını veriyormuş. 5'e bölümüne bakmak için de birler basamağına bakacağız. 8 var. 8'den 5'i çıkarırsak da 3 buluruz. Bu 5'e bölümünden kalandır. 3. 6 ile bölümünden kalanı bulmak için arkadaşlar, şimdi bu sayı hem 2'ye hem de 3'e tam bölündüğü için 6'ya da tam bölünür. Yani 6'ya bölümünden kalan 0'dır. Rakamları toplamı 18'de. 9'a bölümünden kalanı bulmak için 18'i 9'a bölersek 2 kere 9 18. Bakın kalan 0 oluyor. 9'a da tam bölünür. Şimdi sayımız 2718. 10'a bölümünden kalan birler basamağındaki 8 olur. Evet. Tüm kalanları bu şekilde bulmuş olduk. 7. 7805 sayısının 10 ile bölümünden kalan, bakın buradaki birler basamağında bulunan 5'tir. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. 6907 sayısının 5 ile bölümünden kalan demiş. Şimdi birler basamağında 7 var. 7'den 5'i çıkarırsak 2 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. 27085 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen rakamlarını toplayalım. 2, 7, 0, 8 ve 5. Topladığımızda 22 yapar. 22'yi 9'a bölelim. 2 kere 9, 18. Kalan 4. Evet. Doğru cevap A şıkkıdır. Thank you.